Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 konuları devam ediyor. Bu dersimizde arkadaşlar, die Ordinalzahlen, yani sıralama sayılarını, die Monate, ayları ve doğum günlerini söylüyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Öncelikle die Ordinalzahlen, yani sıralama sayılarıyla başlayalım. Almanca'da birinci derken arkadaşlar erste diyorum. Bir hatırlayacak olursanız neydi? Eins idi. Ancak burada birinci dediğimizde erste demem gerekiyor. Demek ki erste birinci demekmiş. İkinci diyecek olursak zweite. İki hatırlayacak olursak neydi arkadaşlar? Zwei. Ancak burada ikinci dediğimden dolayı zweite demem gerekiyor. 3 neydi arkadaşlar? 3 drei demekti. Ancak burada 3. demem gerekiyor. Dolayısıyla dritte demem icap ediyor. 4'e baktığımızda 4 neydi? 4 4. fiyatı. Fark ettiyseniz arkadaşlar sonlandırıcı hep T şeklinde devam ediyor. Demek ki 4. fiyatı demekmiş. 5'e baktığımızda 5 neydi arkadaşlar? 5. 5. diyecek olursak 5 de demem gerekiyor. 6 neydi arkadaşlar? 6. 6. 6. diyecek olursam 6'te diyeceğim. Demek ki 6. derken 6'te demem gerekiyor. 7 derken 7. Ancak burada dikkat etmeliyiz arkadaşlar. En düşüyor ve bunun yerine 7'te demiş oluyorum. Demek ki 7'den En düşüyor. 7. diyecek olursam zipte demem gerekiyor. 8'e baktığımda 8 neydi arkadaşlar? Acht demekti. 8. diyecek olursak achte demem gerekiyor. 9 derken 9'u hatırlayalım. Neydi 9? 9. 9. derken 9'te demem gerekiyor. 10 neydi? 10. 10. derken 10'te. 11 11 demekti. 11. derken 11'te. 12 12 12. 12'te. 13'e baktığımızda 13 neydi arkadaşlar? 13. 13. diyecek olursak 13'te. Demek ki 13'te 13. anlamına geliyor. 14 neydi? 14. 14. derken 14'te. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Fark ettiyseniz burada hep T şeklinde ilerliyor. Ancak 20'ye baktığımızda 20 neydi arkadaşlar? 20. 20. diyecek olursam buraya bir kaynaştırma harfi geliyor ki o kaynaştırma harfi S. Demek ki ben 20. diyecek olursam 20'te demem gerekiyor. Buradaki S'i mutlaka yazmam gerekiyor. 20'te şeklinde yorumlanıyor. 21. diyecek olursam 21'te. 22. 22'te. 23. 23'te şeklinde yorumlanıyormuş. 24. diyecek olursak 24'te, 25. 25'te, 26. 26'te, 27. 27'te, 28. 28'te, 29. 29'te, 30. 30'te, 31. 31'te. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı tekrarlayalım. Erste, erste, zweite, zweite, dritte, dritte, vierte, vierte, fünfte, fünfte, sechste, sechste, siebte, siebte, achte, achte, neunte, neunte, zehnte, zehnte, elfte,
elfte, zwölfte, zwölfte, dreizehnte, dreizehnte, vierzehnte, vierzehnte, fünfzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, sechzehnte, siebzehnte, siebzehnte, achtzehnte, achtzehnte, neunzehnte, neunzehnte, zwanzigste, zwanzigste, einundzwanzigste, einundzwanzigste, zweiundzwanzigste, zweiundzwanzigste, dreiundzwanzigste, dreiundzwanzigste, vierundzwanzigste, vierundzwanzigste, fünfundzwanzigste, fünfundzwanzigste, sechsundzwanzigste, sechsundzwanzigste, siebenundzwanzigste, siebenundzwanzigste, achtundzwanzigste, achtundzwanzigste, neunundzwanzigste, neunundzwanzigste, dreißigste, dreißigste, einunddreißigste, einunddreißigste. Şimdi die Monate, yani ayları inceleyelim. Erste demiştik hatırlayacak olursanız az önce arkadaşlar. Erste, yani birinci, şimdi ilk ay olarak Januar. Demek ki ilk ay Januar. Zweite, yani ikinci olan ay hangisi? Februar. Februar, yani Şubat ayı Februar, Ocak ayı da neymiş? Januar. Dritte, yani üçüncü aya baktığımızda Mart ayı neymiş arkadaşlar? März. März, demek ki März, Mart ayı ve dritte, üçüncü ayı kastetmiş oluyoruz. Dörde baktığımızda dördüncü neydi? Vierte, April. April demek ki Nisan ayı demekmiş ve vierte şeklinde yorumlanıyor, öyle değil mi? Fünfte, yani beşinci, fünfte, beşinci ay Mayıs ayı, dolayısıyla May, May, Mayıs, beşinci ay diye de geçiyor, fünfte demiş oluyoruz. Altıncı ay, ya da altıncı derken az önce görmüştük, neydi? Sechste, dolayısıyla Juni, Juni arkadaşlar, demek ki Haziran demekmiş. Yedinci aya baktığımızda, şimdi bu sechste Juni, yedinci Juli. Burada N ve L harfleri biraz özellikle telefon görüşmelerinde karmaşaya sebebiyet verilebilir. Bunun önüne geçmek için arkadaşlar Juni ve Juli için özellikle Juli'de July da denilebiliyor. Bu da bir tarafa yazarsanız. Ama günlük dilde tabii ki Juli diye geçiyor. Ancak karşı tarafın tam olarak anlayabilmesi için July diye de söylenebiliyor. Ya da Zipte de denildiğinde o belki de tam denk düşecektir. Sekizinci ay diyecek olursak, sekizinci neydi? Achte. Sekizinci ayda neydi? Ağustos ayıydı. Dolayısıyla August. August neymiş? Ağustos demekmiş. Dokuzuncu ay, Ninte. Ya da 9. ay neydi arkadaşlar? Eylül ayı değil mi? Eylül ayı September. Demek ki Eylül. September 9th diye de yorumlanabiliyor. 10th ya da 10. ay derken Ekim ayı için October. Demek ki October, Ekim demekmiş. 11, 11. derken 11th Kasım ayı için November diyeceğiz. Demek ki November Kasım ayıymış ve son ay Aralık ayı December. Bunun da sıralama sayısı 12th ya da Aralık diyecek olursak December demiş oluyoruz. Dilerseniz bunları doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Januar, Januar, Februar, Februar, März, März,
April, April, Mai, Mai, Juni, Juni, Juli, Juli, August, August, September, September, Oktober, Oktober, November, November, Dezember, Dezember. Evet arkadaşlar, sıralama sayılarını öğrendik. Akabinde ayları öğrendik. Ayları yazdığımda ne yaptım? Sıralama sayılarını da yanında yazdım. Neden? Çünkü bunu birazdan göreceğiz nedenini arkadaşlar. Almanca'da ya da şimdi de söyleyebilirim. Almanca'da tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi söz gelimi ben 3 Ocak diyeceğim. 3 Ocak diyebileceğim gibi güzel Türkçe'de ne derim? Birinci ayın üçünde derim, öyle değil mi? Almanca'da da buna benzer bir kullanım var. Dilerseniz örneklerimizle bu durumu pekiştirelim. Öncelikle soru cümlesine baktığımızda arkadaşlar, Wann hat Manuel Geburtstag? Evet. Wann hat Manuel Geburtstag? Manuel bu bir erkek ismi arkadaşlar. Geburtstag doğum günü. Manuel'in doğum günü ne zaman? Bu konuyla çok güzel örtüştüğü için doğum günleri, aylar ve sıralama sayıları, bunları çok güzel bir şekilde harmanlıyor olacağız. Bu sebepten bu örneği seçmeyi uygun buldum. Şimdi Manuel diye birinin doğum gününe baktığımızda 6. ayın 10'u deriz güzel Türkçe'de, öyle değil mi? Ancak Almanca'da 10. 6. şeklinde yorumlanıyor. Nasıl? Bir bakalım. Manuel hat am 10. 6. Geburtstag. Bakın bu cümleye baktığımızda arkadaşlar, Manuel hat haben neydi? Sahip olmak demekti. Burada bir edat var. Am 10. am 11. Hatırlayacak olursanız günlerde biz ne diyorduk? Mesela pazartesi günü diyecek olursak am Montag, am Dienstag, değil mi? Salı, işte cuma günü için ne diyorduk? Am Freitag şeklinde kullanıyorduk. Burada da günü belirttiğimden dolayı am 10. diyorum. Az önce sıralama sayılarını yaptığımızda ben nasıl sonlandırmıştım? 10. derken 10. demiştim. Ancak burada 10. şeklinde yorumlanıyor. Neden? Çünkü burada bir edatımız var. Am 10. olduğundan dolayı ben ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Sonlandırıcıyı en olarak bitiriyorum, kullanıyorum. Dolayısıyla am 10. şeklinde yorumlanmış oluyor. Yani ben buraya am 10. demiş olsaydım hata yapmış olurdum. Mutlaka sonuna ne getirmem gerekiyor. Evet, ayları cümle içerisinde büyük yazıyorum arkadaşlar. Yani ben 6. derken buradaki S'i büyük yazmam gerekiyor. Ve sonlandırıcı da burada gene EN ile bitmiş. Dolayısıyla am 10. 6. şeklinde yorumlanmış oluyor. Toparlayacak olursak Manuel'in doğum günü 6. ayın 10'unda ya da Almanların dediği gibi 10. 6. şeklinde. Ne olacak o zaman? Manuel hat am 10. 6. Geburtstag. Yani 6. ayın 10'unda doğum günü var demiş oluyoruz. Ya da şöyle de diyebilirdik. Manuel hat am 10. Juni Geburtstag. Yani ben iki türlü kullanabiliyorum. Ne diyebiliyorum? Manuel hat am 10. 6. Geburtstag. Ya da Manuel hat am 10. Juni Geburtstag. Evet, buradaki kural diğerleri için de geçerli arkadaşlar. Manuel dediğim gibi az önce bu bir erkek ismi. Heidi, evet Heidi bu da bir kadın ismi. Öyle değil mi? Evet, 1-9. Dolayısıyla Wann hat, bu sefer Heidi'nin doğum günü ne zaman diye soracak olursam ne diyeceğim? Wann hat Heidi Geburtstag? Evet. Heidi'nin doğum günü ne zaman? Evet. Heidi'nin doğum günü 1. 9. ay ne oluyor? Eylül ayı olmuş oluyor. Dolayısıyla 1 Eylül'de doğum günü diyecek olursak ne diyeceğiz? Heidi hat am 1. September
Geburtstag. Evet. Heidi hat am 1. September Geburtstag, 1 Eylül'de doğum günü var. Ya da ne diyebilirim? 9. ayın 1'inde deriz ya güzel Türkçe'de. Ancak Almanca'da 1. 9. şeklinde yorumlanıyor. Ancak az önce söylediğim gibi arkadaşlar, aylar mutlaka nasıl yazılıyor? Mutlaka büyük harfle yazılıyor. Gün küçük yazılıyor. Günler demek ki küçük yazılırken aylar mutlaka büyük yazılması gerekiyor. Dolayısıyla Haydin doğum günü 1. 9. gibi yorumlayacak olursak ne diyeceğiz? Heidi hat am 1. 9. Geburtstag. Sonrakine bakalım. Sascha. Evet, Sascha. Arkadaşlar bu bir erkek ismi, aynı zamanda bir kadın ismi. Ancak Almanca ve Almanca'nın Almanya ve Almanca'nın konuşulduğu ülkelerde Sascha genelde erkek ismi şeklinde kullanılıyor. Onun doğum günü, Sascha'nın doğum günü ne zamanmış? 15 Ocak, değil mi? Ya da 1. ayın 15'e deriz güzel Türkçe'de. Almanca'da ise ne diyeceğim arkadaşlar? Sascha hat am 15. 1. Geburtstag. Bakın 1. büyük yazılmış. Neden? Çünkü Ocak ayını gönderme yaptığı için, öyle değil mi? 15 Ocak ya da am 15. 1. Ben bunu ay şeklinde, yani Januar şeklinde, birinci ay öyle değil mi? Ocak ayı Januar olduğu için bu şekilde yorumlayacak olsam ne derim? Sascha hat am 15. Januar Geburtstag demiş olurum. Evet, sonraki kişiye bakalım. Jana, evet bu da bir kadın ismi. 5-10 değil mi? 10. ay hangisiydi? Şöyle bir düşünüyorum. Oktober, Ekim ayıydı, öyle değil mi? Zaman zaman bu sayılar ve aylarda ben de karıştırabiliyorum. Evet, 10. ay Ekim ayı. Dolayısıyla şimdi ben diyeceğim ki 10. ayın 5'inde deriz güzel Türkçe'de. Ancak Almanca'da 5. 10. şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla Jana hat am 15. Geburtstag. Ja da Jana hat am 15. Oktober Geburtstag. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann hat Manuel Geburtstag? Wann hat Manuel Geburtstag? Manuel hat am 10.6. Geburtstag. Manuel hat am 10.6. Geburtstag. Manuel hat am 10. Juni Geburtstag. Manuel hat am 10. Juni Geburtstag. Heidi hat am 1. September Geburtstag. Heidi hat am 1. September Geburtstag. Heidi hat am 1.9. Geburtstag. Heidi hat am 1.9. Geburtstag. Sascha hat am 15.1. Geburtstag. Sascha hat am 15.1. Geburtstag. Sascha hat am 15. Januar Geburtstag. Sascha hat am 15. Januar Geburtstag. Jana hat am 15.10. Geburtstag. Jana hat am 15.10. Geburtstag. Jana hat am 5. Oktober Geburtstag. Jana hat am 5. Oktober Geburtstag. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Öncelikle Michael'in doğum gününü soracak olursak ne diyeceğiz? Wann hat Michael Geburtstag? Evet, Michael'in doğum günü ne zaman diye sorduğumuzda demek ki Wann hat Michael Geburtstag diye soruyormuşuz. Evet, 26-7, yani 7. ay ne oluyor arkadaşlar?
Temmuz ayı olmuş oluyor. Dolayısıyla 7. ayın 26'sında diye yorumlayacak olursak Michael hat am 26. siebten Geburtstag dememiz gerekiyor. Demek ki 26. 7. şeklinde yorumlanıyormuş Almanca'da. Ne diyecekmişiz? Michael hat am 26. siebten Geburtstag. Ya da bunu siebten, bakın burada büyük yazılmış, bir alt cümlede bu sefer küçük düzeltiyorum. Juli şeklinde yazılıyor. Yani bu sefer ayı söylemiş oluyorum. Ne diyeceğim? Michael hat am 26. Juli Geburtstag. Michael hat am 26. Juli Geburtstag. Demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? 26 ne oluyor? Temmuz oluyor, öyle değil mi? 26 Temmuz'da doğum günü varmış. Evet, Paula. Evet, bu da Michael, sanırım birçoğunuz biliyordur, erkek ismi. Paula, bu da bir kadın ismi. Evet, buraya baktığımızda 3 Şubat ya da ne diyebiliriz, 2. ayın 3'ü deriz. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi bu Almanca'da da söyleniyor. Tek bir farkla 3. 2. şeklinde söyleniyormuş demek ki. Söyleyelim o zaman. Paula hat am 3. bakın 3. am 3. Zweiten, bakın Şubat büyük yazılmış. Neden? Çünkü ay olduğu için. Am 3. zweiten Geburtstag. Demek ki Paula hat am 3. zweiten Geburtstag. 2. ayın 3'ünde doğum günü varmış. Ya da ne derim? 3 Şubat derim. Ne diyeceğim o zaman? Paula hat am 3. Februar Geburtstag. Demek ki 3 Şubat'ta doğum günü var diyecek olursam Paula için. Paula hat am 3. Februar Geburtstag diyecekmiş. Günther, evet, Günther'a baktığımızda bu da gene bir erkek ismi arkadaşlar. 13 Mart, öyle değil mi? 3. ayın 13'ü ya da ne derim? 13 Mart derim, öyle değil mi? O zaman ne diyeceğim? Öncelikle isterseniz 13 Mart'ta doğum günü diyelim Günther için. Ne diyeceğiz? Günther hat am 13. März Geburtstag. Demek ki Günther'ın doğum günü neymiş? 13 Mart. Ne diyeceğim? Günther hat am 13. März Geburtstag. Ya da ne derim? 13.3. Ne diyeceğim o zaman? Günther hat am 13. 3. Geburtstag. Evet, tekrar hatırlatıyorum. Aylar mutlaka büyük yazılması gerekiyor. Demek ki 3. ayın 13'ünde doğum günü varmış Günther'ın. Ne diyecekmişiz? Günther hat am 13. 3. Geburtstag. Sonraki kişiye bakıyoruz. Tina. Evet, Tina da bir kadın ismi arkadaşlar. Onun doğum günü ne zamanmış? 25-11. Yani 11. ay ne oluyor? Kasım ayı olmuş oluyor. Ne diyeceğim? Öncelikle bir 11. ayın 25'inde ya da Almanların dediği gibi 25'inde 25. 11. şeklinde yorumlayalım. Ne diyeceğiz o zaman? Tina hat am 25. 11. Geburtstag. Demek ki 25. 11. şeklinde yorumlanıyormuş ve ne diyormuşuz? Tina hat am 25. 11. Geburtstag diyormuşuz. Burada bunu tekrar bir hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Mutlaka sonlandırıcı ne var? Bunlara mutlaka dikkat edelim. Neden? Çünkü edatımız am gerektirdiği için am 25'ten, am 1'ten, bakın bunların hepsinde mutlaka sayının sonunda, daha doğrusu sıralama sayısının sonunda en var. Tıpkı ne demiştik? Günlerde olduğu gibi am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, öyle değil mi? Burada olduğu gibi sayılarda da bunu mutlaka dikkat etmem gerekiyor. Dolayısıyla buraya tekrar geri dönecek olursak 25. 11. ya da Tina hat am 25. 11. Geburtstag şeklinde yorumlanıyormuş. Bunu ay şeklinde de yorumlayabiliyormuşuz. O da neymiş? Tina hat am 25. November Geburtstag. Evet, November neydi? Kasım'dı, değil mi? Tina'nın 25 Kasım'da doğum günü var dediğimizde neymiş bunun Almanca karşılığı? Tina hat am 25. November
Geburtstag. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann hat Michael Geburtstag? Wann hat Michael Geburtstag? Michael hat am 26.07. Geburtstag. Michael hat am 26.07. Geburtstag. Michael hat am 26. Juli Geburtstag. Michael hat am 26. Juli Geburtstag. Paula hat am 3.2. Geburtstag. Paula hat am 3.2. Geburtstag. Paula hat am 3. Februar Geburtstag. Paula hat am 3. Februar Geburtstag. Günther hat am 13. März Geburtstag. Günther hat am 13. März Geburtstag. Günther hat am 13.3. Geburtstag. Günther hat am 13.3. Geburtstag. Tina hat am 25.11. Geburtstag. Tina hat am 25.11. Geburtstag. Tina hat am 25. November Geburtstag. Tina hat am 25. November Geburtstag. Sonraki örneğimizi devam edelim arkadaşlar. Burada Joachim örneğini görüyoruz. Joachim bir erkek ismi. Öncelikle Joachim'in doğum günü ne zaman diye soralım. Ne diyeceğim? Wann hat Joachim Geburtstag? Demek ki Joachim'in doğum günü ne zaman diye soracak olursam Wann hat Joachim Geburtstag diye soruyormuşum. Evet, Joachim'in doğum gününe bakıyoruz. 19.5 çok güzel bir tarih öyle değil mi? 19 Mayıs Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkışında doğmuş. Evet, ne diyeceğiz bu örnekte? Şimdi iki türlü söyleyebilirim. 5. ayın 19'u ya da 19 Mayıs şeklinde. Öncelikle 19 Mayıs şeklinde söylediğimizde ne diyecekmişiz? Joachim hat am 19. Mai Geburtstag. Yani Joachim 19 Mayıs'ta doğum günü 19 Mayıs'ta ne diyecekmişiz? Joachim hat am 19. Mai Geburtstag. Ya da ne derim? 5. ayın 19'unda doğum günü var. Kimin? Joachim. Ne diyeceğim o zaman? Tabii 5. ayın 19'u demiyorum. Tam tersi ne diyeceğim? 19. 5. diyeceğim. Güzel Türkçemizle pek böyle örtüşmüyor. Dolayısıyla ne diyecekmişim Almanca karşılığı? Joachim hat am 19.5. Geburtstag. Evet, demek ki 19. 5. şeklinde yorumluyor Almanlar. Joachim hat am 19.5. Geburtstag. Sonraki örneğe bakalım. Ute. Evet, Ute bu da gene bir kadın ismi. 31 Ağustos'ta doğum günü varmış. O zaman ne diyeceğim? Ute hat am 31.8. Geburtstag. Demek ki 8. ayın 31'inde doğum günü var. Kimin? Ute'nin. O zaman ne diyeceğim? Ute hat am 31.8. Geburtstag. 8'ın yerine ne derim? 8. ay neye denk düşüyordu? Ağustos ayına denk düşüyordu. Dolayısıyla Ute hat am 31. August Geburtstag da pekala diyebilirim. Dolayısıyla 31 Ağustos'ta doğum günü var diyecek olursam kimin? Ute'nin. Ne diyeceğim? Ute hat am 31. August Geburtstag. Sonraki örneğe baktığımızda Willi. Evet, Willi bu da gene bir erkek ismi. Willi ne zamanmış doğum günü Willi'nin? 22-12. Yani 12. ay ne oluyordu? Aralık ayı. Aralık ayı neydi Almanca'da? Dezember'ydı. Evet, öncelikle bir Aralık ayıyla yorumlayalım. Yani diyelim ki Willi'nin doğum günü 22 Aralık'ta. Ne diyeceğim o zaman? Willi hat am 22. Dezember Geburtstag. Demek ki 22 Aralık'ta doğum günü varmış. Kimin? Willi'nin. Ne diyeceğim? Willi hat am 22.
Tekrar ediyorum. Vil jag ha den 22 december geburtstag? Ya da ne derim? 12. ayın 22'sinde doğum günü var. Kimin? Willi'nin. Ne diyeceğim o zaman? Willi hat am 22.12. Geburtstag. Demek ki Willi hat am 22.12. Geburtstag. Neymiş? 12. ayın 22'sinde doğum günü var. Kimin? Willi'nin. Ve Karin örneğine bakıyoruz. Fark ettiyseniz arkadaşlar, buraya gelene kadar bu son örneğimiz. Ayların hepsinin üstünden geçtik. Yani o 12 ayın hem sayısal olarak yani sıralamasını yapmış olduk. Hem de ne yapmış olduk? Ayla beraber söylemeyi gördük. Ve bu şu an sonuncusu. Evet, Karin, bu da gene bir kadın ismi. 34, yani 4. ay ne olmuş oluyor? Nisan ayı, yani April. Ne diyeceğiz? Öncelikle bir 4. ayın 30'unda doğum günü var. Kimin? Karin'in. Bunu bir söyleyelim. Karin hat am 30.04. Geburtstag. Evet, tekrar söylüyorum. Ayların ilk harfi büyük harfle yazılmış oluyor. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? 4. ayın 30'unda ya da Almanların dediği gibi 30. 4. şeklinde yorumladığımda nasıl yorumlayacakmışım? Karin hat am 30.04. Geburtstag. Karin hat am 30.04. Geburtstag. Bunun yerine ne diyebilirim? 30 Nisan'da doğum günü var. Nisan neydi? April. Dolayısıyla Karin hat am 30. April Geburtstag. Karin hat am 30. April Geburtstag. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wann hat Joachim Geburtstag? Wann hat Joachim Geburtstag? Joachim hat am 19. Mai Geburtstag. Joachim hat am 19. Mai Geburtstag. Joachim hat am 19.05. Geburtstag. Joachim hat am 19.05. Geburtstag. Ute hat am 31.08. Geburtstag. Ute hat am 31.08. Geburtstag. Ute hat am 31. August Geburtstag. Ute hat am 31. August Geburtstag. Willi hat am 22. Dezember Geburtstag. Willi hat am 22. Dezember Geburtstag. Willi hat am 22.12. Geburtstag. Willi hat am 22.12. Geburtstag. Karin hat am 30.04. Geburtstag. Karin hat am 30.04. Geburtstag. Karin hat am 30. April Geburtstag. Karin hat am 30. April Geburtstag. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde die Ordinalzahlen, yani sıralama sayılarını, die Monate, ayları ve die Geburtstage, yani doğum günlerini hepsini bir arada görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.